Mutlaka. Peki Sabahattin Bey'e dönmek istiyorum. Sabahattin Bey, oraya ne yapılması gerektiğini soracağım. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Yaşadıklarımız bir sonuç, bir neden değil. Sonuçları yaşıyoruz. Peki bu noktaya nasıl geldik? Neden geldik? Nasıl geldik? Bunu sorayım önce. Tekrar merhabalar. Ben makro düzeyde bir giriş yapmak istiyorum. Bakın, orman yangınları sürerken insanlık hızla hayatta kalma eşiğine doğru ilerlemekte. Geçtiğimiz 2019 yılında Avustralya'da başlayan ve 240 gün süren ülke tarihinin en büyük yangınında 5 milyon hektar orman yandı. Aynı yangında 1,1 milyar hayvanla birlikte 28 kişi hayatını kaybetti. Yine Amerika'da ülke tarihinin en büyük yangınlarıyla boğuşmakta. Akdeniz'e kıyısı olan birçok ülkede yine orman yangınları devam ediyor. İngiltere'de anormal sıcaklıklar, ondan sonra Almanya'da, Belçika'da seller kasabaları, köyleri adeta yuttu. Sonra 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın değişik yerlerinde 45-50 dereceye varan sıcaklıklar, Alpler dahil kutuplardaki buzullar eriyor, tayfunlar artıyor, atmosferin dinamikleri daha da keskinleşiyor. Geçmişte anormal olan bu olaylar maalesef günümüzün normali oldu. Aslında bütün bunlar bozulan bir sistemin sonucu. Küresel iklim krizi henüz yeni başlamış değil. Daha öteden beri hep söyleniyor. 1997'de Kyoto Protokolü ile biliyorsunuz gündeme gelmişti bu. Ama buna karşın Türkiye ne yaptı? Orman yangınlarının bütün dünyada artmasını esas nedeni olan iklim krizine karşı yapılan Paris Anlaşması'nı henüz imzaladığı halde henüz yürürlüğe koymadı. Son orman yangınları başta olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde baş gösteren susuzluk, aşırı sıcaklar, kuruyan göller, Tuz Gölü'nde ölen flamingolar ülkemizin bu tip krizlere ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi. Bakın, ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 5 yılda yıllık ortalama 2771 yangın olmuş. 11.819 hektar orman yanmış. Yani son 10 yılı değerlendiriyoruz. Bakın, 2020 yılına kadar. İkinci 5 yıllık dönemde ise ortalama 2492 yangın olurken 6.372 hektar alan yanmıştır. Bu verilere göre, pardon, öncekinde 6.372. Şimdi birinci ile ikinciyi karşılaştırdığımızda %11'lik bir artış var. Yangın sayılarında artmış, yani yangın sayıları. Yani Ama şöyle yanılanan diyebilir miyiz miktarına bakın, Sabahattin Bey? %85 artış var. Sonuç itibariyle şöyle özetleyebilir miyiz? Bir zamanı da hani doğru kullanmak açısından çok uzun bir süremiz yok. Yoksa soracak çok soru, sizin de eminim söyleyeceğiniz Evet, çok söz vardır ama şöyle yani geçmişten günümüze bir artış var orman yangınlarında ve bunun böyle olacağı da bilim insanları tarafından söyleniyordu. Buna rağmen söyleniyordu, evet. hiçbir şekilde bir çalışma, bir önlem alınmadı. Bunu böyle özetleyebilir miyiz? Böyle Peki, özetleyebiliriz. o zaman Bunu Profesör Doktor Erdoğan Atmış hocamız, bu Orman Genel Müdürlüğü verilerinden analiz ettiği bilgilerdir bu. Peki. Onu orada belirtmek isterim. Peki. Şimdi Evet. arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bir ledimiz var. Şimdi bir olay hakkında bazen daha ayrıntılı düşünmeye ve sonuca ulaşmaya yarayan sorular vardır. Bu değil arkadaşlar. Evet bu. Gazeteciliğinde temel sorularından biridir. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim? Şimdi ben size bu alanlarla ilgili bundan sonrasını bu sorular üzerinden giderek sormak istiyorum. İlk soruyla başlayacağım. Yanan alanlarla ilgili birçok fikir var. Sayın Türk de az önce söyledi. İşte meyve ağaçları dikilsin deniyor ya da başka bir ağaç yapısı orada olsun isteniyor. Amaç tabii ki beton olmasın. Bizde genelde yanan alanlarda beton çıkıyor bir süre sonra. Bu olmasın, başka Evet. şeyler çıksın, yapılsın deniyor. Bu doğru bir şey mi? Ne yapılmalı? İlk sorum olsun. Ne yapılmalı?
yangın öncesinde ne varsa aynısını tekrar etmek zorundayız. Yeni icat etmek maceraya sürükler, bizi başarısızlığa sürükler. Doğayı taklit etmek zorundayız. Maalesef bazı seçilmiş insanlarımız da dahil, buna bazı belediye başkanları, ondan sonra bazı siyasiler de dahil. Efendim, yanmayan ağaçlar dikelim, yangına dayanıklı türler geliştirelim, zeytin dikelim, ondan sonra badem dikelim gibi öneriler var. Asla bunlara itibar etmeyiz. Türkiye'de 150 yıllık bir ormancılık eğitimi var, orman mühendisliği eğitimi var. Bu teknik bir konu. Bırakın bunları orman mühendisleri planlasın, orman mühendisleri bu işi yapsın. Orman Genel Müdürlüğü de bu alanları yapacak bilgi birikimine ve kapasiteye sahiptir. Eskisini aynı şekilde oraya tesis etmek zorundayız. Hı hı. Aksi takdirde başarılı oluruz. Ha, bu dikeriz biz, başka farklı fidanlar önerilerle dikilebilir. Ama bir süre sonra yaşar ve oradaki kızılçamla yan yana gelişemeyen o türler bir süre sonra doğa onu bertaraf eder ve orada ev sahibi olan tür orada kalıcı olur. Hı hı. Peki şimdi nerede demeyeceğim, o sorunun cevabı belli zaten nerelerde olacağı. Ne zaman diyeyim? Bunun bir zamanı var mı? Yani hemen sonrasında mı yapılmalı? Bir süre beklemeli mi? Yani bir zaman dilimi var mı bunun? Elbette ki. Şimdi biz şöyle bir çalışmaya başlarız. Hemen bu yangından sonra, soğutma işleminden sonra alanları kategorize edip sınıflara ayırırız. Yani niteliklerine göre, oradaki vaziyetine göre. Öncelikle bu kızılçam, bir önceki yayında da bunu aktarmıştım. Bu yangına en iyi adapte olmuş bir türdür. Üzerinde 5-6 yıllık kozalaklar bulunur ve kozalakların içerisinde çimlenme yeteneğini kaybetmemiş tohumlar bulunur. Ve böyle bir tedbir almış kızılçam kendisine ve her yeri yangından sonra o kozalaklar açılır ve küller içerisine o tohumlarını dökerek çimlenme ortamı sağlandığında sonbahar yağışları ile birlikte kendiliğinden gelişir. Bakın, yalan alanların çok büyük bir alan olacağı tahmin ediliyor. Şimdi çepeçevre Tevfik Bey onların alanlarını verdi. Daha devam ediyor. Umarım bunlar son olur ve en kısa zamanda da kontrol altına alınır. Peki. Şimdi bu kadar bir alanı ağaçlandırmaya kalkarsak ne elimizdeki fidan yeter ne de doğru bir iş yapmış oluruz. Öncelikle bizim verimli, daha doğrusu üzerinde tohum tutan ağaçların bulunduğu yerleri doğal yollarla gençleştirmek. Bunun için de hemen o sahadan bir an önce çıkmaktır. Peki. Yani üzerindeki yanan ağaçları kesip çıkmaktır. Çıkmaktır. Evet. Sabahattin evet. Bey, son sorumu da sormak istiyorum. Kim? Bu çok önemli belki de, çünkü çok tartışılıyor. Sorumlu kim? Bu yanan alanlarla ilgili öncesinde, sonrasında kim sorumlu, kim harekete geçmeli? Bu önceki anlattıklarımın içerisinde de gizliydi. Ormanlık alanların sorumlusu mevzuat açısından anayasal ve orman 6831 sayılı orman kanunu açısından bakımdan yasal mevzuata göre Orman Genel Müdürlüğü'dür. Tek sorumlusu. Orman Genel Müdürlüğü'nün görevi de orman alanlarıyla başlar, orman alanlarıyla biter. Orman alanlarındaki bütün faaliyetlerden, ağaçlandırma faaliyetleri, tabi olarak gençleştirme, koruma ve geliştirme faaliyetlerini Orman Genel Müdürlüğü sorumludur ve Orman Genel Müdürlüğü yapar. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben her iki konuğumuza da. Aslında dediğim gibi sorulacak çok soru var. Eminim sizin de anlatacaklarınız vardır ama biraz zamanımız kısıtlı. Belki ilerleyen günlerde daha uzun uzadıya üzerinde durabiliriz, daha ayrıntısına girebiliriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Peki, olması gerekenler bu, yapılması gerekenler böyle. Çünkü bilim insanları yıllardır söylüyordu. Orman yangını